üniversitesi olan kentlerimizin sokaklarında çok uzaklardan, farklı kültürlerden gelen misafirler dolaşıyor. Daha iyi bir eğitim, daha güzel bir gelecek için ülkemizde eğitim görmeye gelmiş öğrenciler. Bizim dilimizi konuşuyor, bizim kültürümüzde öğreniyor, bizim yemeklerimizi yiyor ve bizlerden biri oluyorlar. Onlar bugünün misafir öğrencileri, yarının gönüllü elçileri. Bugün Barton Üniversitesi'ne konuk oluyor ve orada eğitim gören misafir öğrencilerimizle tanışıyoruz. Adım soyadım Maya Şirbakova. Türkmenistan'dan geldim. Barton'ı kazandım. Orman mühendislik bölümünü kazandım. Şu an hazırlık okuyorum Türk dili. Benim adım Amir Ahmet Adam. Çadlıyım. 22 yaşındayım. Barton Üniversitesi'nde Fen Fakültesi'nin Biyoteknoloji bölümü 2. sınıf okumaktayım. Ben Ece Şarazova, Türkmenistan'dayım. Şu anda Türkiye'nin Barton şehrinde yaşıyorum. Barton Üniversitesi'nde Türkçe hazırlık öğreniyorum. Adım Tanya, soyadım İlyevska, Makedonya'dan geliyorum. Üsküp'ten, Makedonya'nın başkenti. 21 yaşındayım. Türk dili ve edebiyat okuyorum. Ben Almanya'dan geliyorum. Ben 22 yaşındayım. Barton, Batı Karadeniz bölgemizde yaklaşık 200 bin nüfusuyla doğayla iç içe küçük bir ilimiz. 2008 yılında kurulan Barton Üniversitesi, 8 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokuluyla 17 bin öğrenciye eğitim, öğretim hizmeti veriyor. Şu an itibarıyla 3 farklı kıtadan, 19 farklı ülkeden 595 yabancı uyruklu öğrencimiz, uluslararası öğrencimiz mevcut. Bütün öğrencilerimize sunduğumuz destekleri uluslararası öğrencilerimize de sunuyoruz. Bu anlamda onları bir misafir olarak değil, diğer öğrencilerimizin hangi haklara sahipse uluslararası öğrencilerimiz de aynı haklara sahipler. Dolayısıyla onları ev sahibi olarak görüyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden, farklı kültürlerden geliyorlar. Eğitim almak için Türkiye'yi seçmelerinin farklı nedenleri var ama her gelen ardından birkaç kişiyi daha ülkemize çekiyor. Türkiye'nin üniversiteleri Türkmenistan'dan daha ucuz, bana uygun. Bir de çok yabancılar oluyor. Ben seviyorum yabancıları. Yabancı dilleri öğrenmek istiyorum. O yüzden buraya geldim. Türkiye'de çok arkadaşlarım var. Kuzenlerim burada, ablam var burada. O yüzden Türkiye'yi seçtim. Daha kolay olması için. Yeni şeyler öğrenmek, yeni kültürleri öğrenmek çok güzel bence. Türkiye'yi seçtim çünkü yeni kültürler görmek istedim ve 3 yıl önce İstanbul'a gittiğimde orayı sevdim. Yeni bir ülkede yaşamaya başlayan herkes gibi misafir öğrencilerimizi de ilk defa geldikleri ülkede çeşitli sıkıntılar bekliyor. Barınma, dil, yemek kültürü ve yalnızlık ilk karşılaştıkları zorluklar. Uzun ince bir yoldayım. Geldiğimde başta hiçbir şey anlamadım. Kafam çok karışıktı çünkü her şey Almanya'dan değişikti. İlk başta her şey zordu çünkü kimseyi anlamadım. Alışmak kolay olmadı. Türk dili. O sıkıntı oldu çünkü bilmiyordum hiç. Öğrenmek zor oldu. Ama çabuk öğrendim. Gündüz gece var. Bir
İlk önce çok yalnız hissettim kendimi. Yeni insanlar, yeni bir hayat, yeni şeyler. Sizin insanlar çok misafirperver ve bize çok sıcak davrandı. Amir, bu Türkçe'de bir tabir var, tavşan kanı diye. Duydunuz mu çocuklar? Evet, duydum. Tavşan kanı çay. Türk çayı, tavşan kanı. Misafir öğrencilerimiz Türkiye'yi genellikle Türk dizilerinden tanıyorlar. Komşu ülkelerden gelenler daha çok bilgi sahibi olsalar da daha uzaklardan gelenler ülkemiz hakkında pek bir şey bilmeden geliyor. Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye hakkında çok şeyler biliyordum. Mesela kültürlerimizin biraz benzeş olduğunu biliyordum. Tatil yerlerinin çok olduğunu, adalarının olduğunu, şarkıcılarını biliyorum tabii ki de, oyuncularını biliyorum. Futbol takımlarını biliyorum, tarihi yerlerin olduğunu biliyorum, tarihi şehirleri biliyorum. Buraya gelmeden önce Türkiye'yi sadece haberlerden biliyordum ve haberler çok politikti. Politika buranın insanlar hakkında bir şey anlatmıyordu. Buraya geldiğimde düşüncelerim pozitif bir yönde değişti. Bartın Üniversitesi'nde öğlenleri yemek veriliyor. Gece kütüphanede çalışanlar için çorba ikram ediliyor. Misafir öğrencilerimiz diğer öğünleri kendi imkanlarıyla karşılamak zorundalar. Evde kalanlar kendi ülkelerinin yemeklerini yapabiliyor belki ama diğerleri Bartın'da Türk mutfağının seçenekleriyle karşı karşıya kalıyor. Türk yemek kültürünün benzeştiği ülkelerden gelen öğrenciler çok çabuk alışıyor yemeklerimize ama uzak ülkelerden gelenler zorluk çekebiliyor. Biraz yemekte çok sıkıntı oldu. Çünkü kendi yemeklerimle Türk yemekleri farklı, çok farklı. Ama onu yemeklerimize de alıştım. Sonra iyi oldu, sevdim. Yok, yemekte hiç sıkıntı yok. Seviyorum her yemekleri. Seviyorum. Türkmen yemekleri de hazırlıyoruz evde. Amir, bizim henüz kendimizin keşfettiği ama yakında bütün Türkiye'nin keşfetmesini umduğumuz potansiyeli yüksek arkadaşlarımızdan birisi. Hocam biz az bir keşfettik. Sonra artist yapacağız. Yo, o biyoteknolog olacak önce değil mi? Gelecekse hem Çat hem Türkiye. Hem Çat hem Türkiye. Bir de Türkiye'den de mi evlendirecektik seni? Ha? Hocam daha erken evlendi. Daha... Aferin sana. Harika. Yemeklerimiz benziyor zaten genel olarak. Aynı. Sadece çorba var. Türkiye'deki çorbalar bayağı farklı. Çünkü Çat'taki çorbalar etli çorba. Bir de patatesli. Çorba yani et ve patatesle beraber pişiriyorlar. Bu yüzden çok lezzetli oluyor. Bartın Üniversitesi'nin nasıl tercih ettin? Bartın Üniversitesi bana göre iyi. Yani ben memnunum. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünü kazandım. İBÖFE'de okuyorum. Hazırlık sınavından geçtim. Birinci sınıftayım. Bartın sakin, iyi. Çok uzak diyarlardan Karadeniz'de küçük bir kentimize geliyorlar. Dilini, kültürünü bilmedikleri, hiç tanımadıkları bu şehirde 4-5 yıllarını geçiriyorlar. Peki Bartın ve Bartın halkı için neler düşünüyorlar? Bartın iyi, güzel, ben sevindim. Küçük bir şehir ama çok rahatlı, sakin. Ben seviyorum öyle şehirleri. Bir de Amasra var, İmkum var, güzel Cihzar var. Orası çok güzel yerler. Geldikten sonra hemen otogardan çıktım, bayağı değişik oldu. Sanki köy gibi bir şey. İlk sene alışamadım tabii ki. Yurt okul. Amasra'ya bile sadece iki kere gittim. Bir okulu götürdü, uluslararası öğrenciler. İkinciyi de götürdü, bizim yurt götürdü. Yani ama bu sene elhamdülillah bayağı alıştım. Gidip geliyorum yani kendimi de İmkum'a falan. Geziyorum yani. Türk halkı, Türk milleti çok yardımsever, sıcak bir halk insanlardır.
O yüzden her konuda bize yardımcı oluyorlar, çok şükür. Misafir öğrencilerimizin ülkemize, kente ve üniversiteye alışabilmesinde üniversite hocalarının katkısı çok fazla. Özverili biçimde çalışan hocalar ve üniversite çalışanları misafir öğrencilerin her sorunuyla ilgileniyor ve kolay uyum sağlayabilmeleri için çok çaba harcıyor. Ve sizi de temsilcilerimiz olarak görüyoruz. Her sene bu temsilci sayımızın artması çok keyiflendiriyor bizi. Hocalar da çok yardımcı oluyorlar. Bizim bölüm başkanımız, diğer hocalar, bizim dekanımız. Bir de Bartın rektörü de bayağı yardımcı oluyor. Hatta ben onu mesela özel olarak bana mail atabilirsin dedi. Kendi maili de verdi, gmaili. Bazen sıkıntı olduğunda onu mail atıyorum özellikle. Bana yardımcı oluyor yani. Öğrencilerimiz sadece... Biz öğrenciler sadece burada kendileri öğrenmiyorlar. Aynı zamanda biz de onlardan çok şey öğreniyoruz. Yani birbirimizden öğrenerek, birbirimize yol arkadaşlığı yaparak devam ediyoruz. Öğrencilerimizden öğrendiklerimizle beraber kendimizi sürekli iyileştirerek her gün daha iyiye ulaşma hedefinde olan bir üniversiteyiz. Bu anlamda baktığımız zaman öğrencilerimiz gerçekten özellikle uluslararası öğrencilerimiz farklı kültürlerden, farklı deneyimler, farklı yaklaşımlarla onlardan çok daha bunu bir zenginlik olarak görüyoruz ve çok daha farklı şeyler öğrenmeyi açısından da bir fırsat olarak değerlendiriyoruz bunu. Onlar bugünün misafir öğrencileri, yarının gönüllü elçileri. Bir gün ülkelerine döndüklerinde Türkiye'yi, dilimizi, kültürümüzü, yemeklerimizi de beraberlerinde götürecekler. Hayatları boyunca unutamayacakları anılar, yaşamlarının her anında eşlik edecek onlara. Ülkeleriyle ülkemiz arasında dostluk, siyaset, ticaret köprüleri kuracaklar ve bu durumdan herkes kazançlı çıkacak. Buradan ülkeme döndüğümde arkadaşlarıma burada okumayı tavsiye edeceğim. Burada gerçekten çok iyi eğitim veriyorlar. Bazen yani bir kafeye gidiyoruz ama ben işte renk olarak farklı olduğum için insanlar davranış olarak iyi de bayağı farklı yani. Ama genel olarak davranış olarak çok iyi yani rasizm yok yani ırkçılık bir şey yok. Ben buradan ülkemde döndüğümde arkadaşlarıma Türkiye'de gelmeni tavsiye ederim. Çünkü güzel bir ülkedir ve harika insanlar yaşıyorlar. Havasından, suyundan, aşktan dayan var, yarın var gül renginde. Dünyaları varsa eğer kar etmez olmaz ki sen renginde. Ülkeye döndüğümde kesinlikle Bartın'ı arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Çünkü alıştıkça Bartın çok ama çok eğlenceli bir yer.